öğretmen ofisinde takılıyor. Böyle bir oyunum vardı ve bundan niyeyse çok zevk alıyordum ben. Ben onlara tırmanıp ayaklarımı tavana falan değdiriyordum. Anneannemle konuşuyormuş gibi yapıyordum. Sağır olduğumu düşünüyordu kadın. Allah rahmet eylesin. Buradan helallik istiyorum yani. Böyle gidiyordum anneanneme. Yapıyordum. Kadıncağız sağır olduğunu zannediyordu. Büyüker içimdeki çocuğu mutlu eder. Feyyaz hoş geldi. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasılsın ben işte. Bu gibi ne oldu böyle ya? Abi ben de anlamadım. Ben evdeydim hep bu süre zarfında. Yani işe gidiyorduk. Buraya da evden geldim sayın seyirciler. Şaşılacak şey doğrusu. Mizahla uğraşan herkes için derler ki içinde bir çocuk var. Ve o çocuğun tezahürü biraz da mizah. Hayata bakış açısında işte ortaya çıkıyor. Şakalarında ortaya çıkıyor. Gülmesinde ortaya çıkıyor. Güldürmesinde ortaya çıkıyor. Bizi biraz önce çocuk Feyyaz Yiğit'i anlatsana. Sen nasıl bir çocuktun? Birazcık arızalıydım. Çok hareketliydim. Bu kalorifer boruları vardır ya, tavana gider üst kata falan. Ben onlara tırmanıp ayaklarımı tavana falan değdiriyordum. Sırf şaka olsun diye bir koltuğun altına saklanıyordum. Annem 3 saat sonra ağlayarak beni arıyordu falan. Gidiyordum anneanneme. Anneannemle konuşuyormuş gibi yapıyordum. Sağır olduğumu düşünüyordu kadın. Allah rahmet eylesin. Buradan helallik istiyorum yani. Böyle gidiyordum anneanneme. Yapıyordum. Kadıncağız sağır olduğunu zannediyordu. Gidiyordum, ah fenalaştım diyordum. Anneannemin önünde kendimi yere atıyordum. O çığlık çığlığı annemi arıyordu falan. Bir de her seferinde yapıyorlardı bunu. Yani ilkinde anladın diyelim ki. Hiç riske atmadılar acaba öldüm mü şeyini, fikrini. Peki böyle hatırlıyor musun? Ne böyle yaparken çok mutlu olduğun, böyle saatlerin nasıl geçtiğini fark etmediğin böyle bir çocukluk oyunu, eylemi, ne bileyim bir şakası, var bir faaliyeti var mı ne mesela? Şöyle, benim iki tane oyuncağım vardı abi. Bir tanesi öyle kamyonlar olur ya. Bir tane de Batman vardı. Ben şimdi ikisini kullanarak bir oyun bulmaya çalıştım ve şey oyunum vardı. Batman bir tane depo çalışanı, depo sahibi. İşte kamyonla gelip mal indiriyoruz. Batman işte kamyonu yanaştırıyor. Gel 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 yapıyor. Kamyonun arkasına işte böyle küçük kitaplar şunlar bunlar bir şeyler koyuyordum ben böyle. Batman işte önce kamyon yanaşıyor. Batman hemen mal indirmiyoruz bu arada. İşte şoförün kağıtlarını kontrol ediyoruz. Mal sayımı yapıyoruz Batman'le. Hani oradan ne çıktı, buraya ne geldi falan onlara bakıyoruz. Falan. Ondan sonra kamyon mal indiriyor. Sonra kamyon yeni mal almaya gidiyor. Batman ofisinde takılıyor. Böyle bir oyunum vardı. Ve bundan niyeyse çok zevk alıyordum ben. Özlüyor musun çocuk olmayı bir kararı? Sadece şeyi özlüyorum. Düzce'de böyle sokaklardaydık çok fazla. Sabah işe gider gibi sokağa çıkıyorduk. Kahvaltıyı yapıyorduk. Çıkıyorduk. Ezanla birlikte geliyorduk. Hatta akşam ezanı okununca maç yaptığın yerin tabii. Okulun etrafında bir sürü kadın birikir böyle. Çocuklarını eve götürmeye gelen. İşte öyle bir ortam vardı. Onu özlüyorum. Bugün çocuk olsan ne yapmak isterdin mesela? Yine ne bileyim anneannenin şaka mı yapmak isterdin? Ne bileyim kontrol altı mı? Onları isterdim tabii de. Abi yani manyak gibi top oynamak isterdim. Çünkü Aydınpınar Spor'da oynuyordum. Mevkim sola çıktı, solağım. Hiç beklemezsiniz çok hızlı koşuyorum ben. Gerçekten mi? Hiç tahmin etmez. İsterseniz yarışalım yani. Olur. Şu halimle bile hızlanırım. Ciddi mi söylüyorsun? Abi ben sola çıkta manyak gibi gidip geliyorum. Kapının önünde yapalım bunu. Yapalım abi. Yağmur var gerçi dışarıdan. Vallahi yapalım, merak ettim ben. Ben de fena koşmam çünkü. Hala top oynuyor musun? Abi işte 40 yılda bir o eskisi gibi değil. Dönsem o günlere hani böyle bir yaz mevsimi akşama kadar 10 tane takım kurup maç yapmak yani. Feyyaz sen kaç yaşındasın? 33 yaşında. 33 yaşındaki Feyyaz'ı ne yaptığında içindeki çocuğu çok mutlu ediyor? İçindeki çocuğun çok mutlu olmadığı gerçeğiyle bu videoyu normalde böyle şeyler terapide olur. Doktora gidersin. Benimki kamera karşısında oldu. Mesela diyelim ki yazı yazacağız. Aziz'le konuştuk dedik ki hani abi şurayı sen yaz burayı ben yaz. Akşam 11'de buluşacağız. Ben 10 sayfa yazmam lazım mesela. Ben oturuyorum önce bir 5 saat oyun oynuyorum. Ne oynuyorsun? Bu aralar Lost Ark diye bir oyun var. Ne bu, strateji oyunu mu? RPG ama ömür törpüsü yani. İçindeki çocuğun yani çocuk olma hissinin mutlulukla bir alakası var mı? Abi illaki var. Yani her şeyle alakası var bence. Hani çünkü böyle bir şarkı dinlersin de o sana bir anı yaşatır ya. Yani çok spesifik bir 5 dakikayı yaşatan şarkılar vardı. O mesela üzücü de olabilir. O günlerin tamamını düşündüğünde hiç üzülmezsin. Ben de öyle düşünüyorum yani. Mutlulukla bir ilgisi var ama hani bir sürü kötü hisle de ilgisi var yani. Son bir şey soracağım sana. Tam olarak en son ne yaptığında ya çocuklar gibi mutlu oldum dedim. Go-kart'a gittik abi. Böyle bir arkadaş grubu hem de böyle hırslı bir arkadaş grubu. Sen yendin, ben yendim. Hani böyle go-kart'a gelmeden önce oturup go-kart videoları izleyen.
pisti çalışan falan tipler yani. O zaman onu dedim. Bir arkadaş çok 4 saniye farkla yendi bizi de. Keşke biraz daha basıp da şöyle 5-6 takla atsaydım dedim yani. Bu Yılmaz karakterinin böyle bir içinde bir çocuk tarafı var. Ama ben daha çok mesela ben Ersoy'a baktığımda tam bir çocuk görüyorum ya. Küsüyor müsüyor içine kapanıyor falan ya. Böyle bir garip patlamaları var. Bütün karakterler bir kere çok epik. Epik karakterlerin küçücük şeyler yaşaması. Hani epik karakterin küçük olaya verdiği epik cevap gibi bir şey çıkıyor ortaya. Çünkü Yılmaz falan devasa karakterler. Sağ ol kardeşim. Abi eyvallah. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. İçimdeki çocuğu mutlu eder. İçimdeki çocuğa bak kimselere asmaz kulak. Özgür olup koşup uçup oynayacak. İçimdeki çocuğa bak hep kahkahalar atacak. Yaşım kaç olursa olsun çocuk kalacak.